Arkadaşlar merhabalar. T.Y.T. Geometri Full Tekrar Kampında 9. gündeyiz. 9. gün 1. video. Ne yapıyoruz? Yamuk konusunu şöyle kısa bir tekrar yapıyoruz. Ardından klasik soruların çözümlerini yapacağız. Evet, sayfa numarası 72 ve 73'te Yamuk'un kısa tekrarı. Ardından 74, 75 ve 76'nın yarısına kadar klasik soruların çözümlerini yapacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Yamuk. Öncelikle tanımını bilelim. Sadece ve sadece iki kenarı paralel olan dörtgene biz ne diyoruz? Yamuk adını veriyoruz. Yamuk olması için tanımı şu: AB paralel DC ya da CD. Şimdi gençler, bu şekilde yamuk dediği zaman otomatikman şunların paralel olduğunu anlayabiliriz aslında, ama ÖSYM'de bunu yapıyor. Yamuk diyor, AB ile CD'nin paralelliğini de zaten soruda bize veriyor. Karşılıklı kenarlar paralel olduğu için bu konuda en fazla neyle uğraşacağız arkadaşım? Tabii ki benzerlikle uğraşacağız. Çünkü paralellik var. Temel orantı ve kelebek benzerliği. Özellikle oranlamaların olduğu sorularda büyük ihtimalle kelebek ya da temel orantı. Kelebek ya da temel orantı bazen nasıl yapacağımızı biliyorsunuz. Ya yukarı doğru uzatıp kelebek yapacağız ya da içeriden paralel çizip o şekilde kelebek yapacağız arkadaşlar. Kelebek oluşturmak bu konuda çok ama çok önemli. Evet, buradaki alt taban diyoruz buna. Buna üst taban diyoruz. Orta noktaları birleştiren doğru parçasına da biz ne diyoruz? Orta taban adını veriyoruz. Şimdi uzunluk özelliklerine bakalım. Orta taban EF, zaten yukarıda tanımladık. EF nedir? Orta tabandır. EF orta taban ve orta taban uzunluğu da ispatları zaten konu anlatımında yapmıştık. Neye eşitti? A artı C bölü 2'ye eşittir. Kolay ve bilmemiz lazım. Orta tabanı zaten sorularda kullanıyoruz. Sonra şu şekilde köşegenler çizilip orta taban çizildiğinde şuradaki x uzunluğu, KL uzunluğu neye eşitti? Normalde x A eksi C bölü 2'ye eşit, ama formül olarak bilmenize gerek yok demiştik. Orta tabandan burayı buluruz, C bölü 2. Orta tabandan burayı buluruz, C bölü 2. Ardından da burası orta taban deyip A artı C bölü 2. Şuradaki x'e de ulaşırız. Sayılar olduğu zaman daha kolay bir şekilde çıkıyor. Sonra EK ile LF de neye eşit oldu burada? Orta tabandan dolayı zaten C bölü 2'ye eşit oldu. Sonra yamukta önemli söylemlerimizden bir tanesi. Açıortaylar nasıl kesişir? Dik, ama yanlardan gelen açıortaylar. Açıortaylar dik kesişir ve orta taban üzerinde kesişir. Bu önemli. Hatta bunu paralel kenarda da kullanıyoruz. Bu açıortayların dik kesmesi AA, BB deyince zaten 2 artı 2B 180'den A artı B 90 geliyor. O ispat yöntemleri de önemli. O yüzden gösteriyorum. Buranın 90 derece, A artı B 90'sa buranın 90 derece olduğu belli. Orta taban üzerinde olduğu nereden belli? Z'den dolayı çizgi açısı. Z'den dolayı nokta açısı. Noktaya nokta x kenar, çizgiye çizgi, yuvarlaksa burası da yuvarlak. Bak, orta taban üzerinde olduğunu görürüz. Ya da kollara çizilen dikmelerden de yine orta taban üzerinde olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Bunun ispatını da yapmıştık. Evet, iki paralel arasındaki açıortaylar orta taban üzerinde ne olurmuş? Kesişirmiş. Evet, bir de burada ne oluşuyor? Eşit eşit ya. 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem bir şekilde oluşuyor. Buna da burada dikkat et. Evet gençler, yamuğun alan özellikleri. Bir kere yamuğun alanı nedir? Yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. A artı C çarpı yükseklik bölü 2. Ve aynı zamanda şuna dikkat et. Şu tanıdık geldi bir yerden. Bu nedir? Orta taban değil midir? Evet. Alan aynı zamanda orta taban çarpı yüksekliğe de eşittir. Bazı sorularda bu bizim işimize yarayabiliyor. Zaten bunu bilmeden de şuradan da zaten sonuca ulaşırsın. Şekilde, hani üçgende diyoruz ya, şekilde 90 derecede özel bir açı varsa taban çarpı yükseklik bölü 2 diyoruz ya, yamukta da öyle. 90 ya da özel bir açı varsa alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den ya da orta taban çarpı yükseklikten çıkacaktır alan. Ve alan dağıtımını da üçgendeki gibi alan dağıtımını da yamukta da yapabiliyoruz gençler. Nasıl mı? Şöyle. C ve A. C'de kalan C'nin S katıysa A'da kalan da A'nın S katıdır. Niye? İki paralel doğru değil mi bunlar? Evet. İki paralel doğru arasında yükseklikleri eşittir. Biz bunu üçgende nasıl öğrendik? Yükseklikleri eşit. Yani tepe noktaları aynı olan üçgenlerde 2K'da kalan 3K'da kalan. 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan 3A diyebiliyorduk. Burada da yükseklikler eşit olduğuna göre, atıyorum burası 2K, burası 3K ise 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan 3A diye alan paylaştırması yapabiliriz. Özellikle oranlama gördüğümüzde bu şekilde alan dağıtmasını ya da alan paylaştırmasını yapmayı da ihmal etme. Evet, sonra buna gelelim. Bu da önemli aslında. Ama bunun nereden geldiği de önemli. Çünkü ya burada 2K'ya K oran varsa ne yapacaksın? İspat yöntemi konu anlatımında yaptım ama burada da yapacağım arkadaşlar. Ama öncelikle bunun kuralını söyleyeyim sana. Arkadaşım, şuradaki eşit böldüğü zaman, yan kenarda eşit böldüğü zaman şu üçgenin bak eşit böldüğü zaman farklı bir oranda öyle bir şey olmuyor. Eşit böldüğü zaman şöyle şuradaki nokta bu alan tüm alanın yarısıdır. Yani burası S bölü 2'dir. Hocam niye? Nereden geliyor diye soracak olursanız şuradan içeri paralel çizsem kelebek çıkmıyor. Dışarı doğru oluşturabilirim şöyle. Dışarı doğru oluşturduğum zaman kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 1. Hocam kelebekteki oran 1'e 1 olduğundan dolayı o zaman alanlardaki oran da 1'e 1'dir. A ise A'dır. Kelebekteki oran 1'e 1 ya, şunlar birbirine eşit. Şuraya bir B alanı diyecek olursam ben yuvarlaktaki alan A artı B ise yuvarlaktaki alan A artı B midir alan dağıtmadan? Evet. Bak şimdi dikkat et. Şu sarı alan A artı B. Şu yamuğun alanı da 2A artı 2B değil mi? Gerçekten yarısı oldu mu? Oldu. İşte burada oran ispatını niye verdim? 2K'ya K olursa bu şekilde uzatıp buradaki üçgenlerin alanlarını hem benzerlik alan ilişkisi hem de alan dağıtımından bul diye verdim ispatını. O yüzden buna dikkat et. Geldik şuraya. Yamuk aynı zamanda bir dörtgendi. Dörtgende köşegenler çizildiğinde karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit değil miydi? Evet. Karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit bir kere. Bunu biliyoruz. Ama bir de yamukta yanaklar birbirine eşittir kardeşim. Bunu da kullanıyoruz ve bazı özel sorularda karşımıza çıkabiliyor. Buna da dikkat et. Yanakların eşitliğini deyince bunlar SS yapar. Burası X, burası Y ise o zaman X çarpı Y neye eşittir? S çarpı S'e ya da S kareye eşittir diyebiliriz. Sonra geldik şuraya. Bu ne? Alan. İkizkenar yamukta alan. Daha ikizkenar yamuğa gelmedik ama bununla ilgili bir formül var arkadaşlar. Ama gerek yok. Niye? Ben hiç kullanmıyorum. Sen de kullanmazsın büyük ihtimalle. Burası H, burası X ise alan direkt neye eşit biliyor musun? H çarpı X'e eşit. Sebebini söyleyeyim mi sana? Buradaki sayılar verilirse zaten bak görürsün. Sayılar da verilmezse ispatını yapayım sana. Hocam ikizkenar yamukta biraz sonra anlatacağım. Şu dikmeler önemliydi. Bu dikmeler ne yapıyordu? Şuradaki parçaları iki eşit parçaya ayırıyordu. Buraya A dersen burası da A'dır. Buraya X eksi A kaldı. Hocam yukarısı da X eksi A. Şimdi yamuğun alanı alt taban artı üst taban. Alt tabanımız X artı A artı üst tabanımız X eksi A çarpı yükseklik bölü 2. Hocam A'lar nanay oldu. 2X çarpı H bölü 2 yaptı. Hop gitti bunlar. Gerçekten de X çarpı H eşit oldu mu? Oldu. Yani sen bunu bilmeden de sen buradaki sonuca ulaşır mısın? Ulaşırsın. İkizkenar yamukta da böyle bir alan formülü var ama bilme. Bilme. İkizkenar yamuğu anlatınca şimdi anlayacaksın zaten. İkizkenar yamuk. Gelelim ikizkenar yamuğa. İkizkenar yamukta arkadaşlar İkizkenar üçgen gibi taban açıları birbirine eşittir. Dolayısıyla tepe açıları da birbirine eşit oluyor. İkizkenar yamukta bilmen gereken iki temel nokta var. Birincisi şu. Bir, köşegenle alakası yerde eşitlik verildiğinde genelde bunu kullanıyoruz. Köşegenler birbirine eşit. Ve kendi çapında ayrıldıkları parçalar da birbirine eşit oluyor. Ya şu köşegenle şu köşegen eşit. Hatta kesim noktasından bu köşeye olan uzunlukları da birbirine eşit. Karşı köşeye olan uzunlukları da birbirine eşit. Yani taban açılarına olan uzunlukları ve tepe açılarına olan uzaklıkları ayrıyetten birbirine eşit. Bunu bil. Bir. İki. İkizkenar yamukta en bilmemiz gereken şey dikmeler. Şu dikmeleri çizdiğin zaman burası A burası C ise eğer burası A eksi C bölü 2 oluyor diyor. Hayır. Sen bu dikmeleri çizdiğin zaman bu alfa 90 beta burası da alfa 90 beta şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer, hatta ikizkenar yamuk ya şunlar birbirine eşit ya bunlar eş oldu. Beta'nın karşısındaki bu kenarla beta'nın karşısındaki bu kenar eşit olur. Yani ikizkenar yamukta baktın köşegen çizmeyle işi halledemiyorsun. Özellikle uzunluklarının olduğu sorularda. Şu dikmeler çok önemli. Bu dikmeler eşit parçaları ayırıyor burada. Hocam A eksi C bölü 2'yi ezberlememize gerek var mı? Yok. Niye? C iken burası C ya. Hocam buralara ne kaldı? A eksi C kaldı ikisine. Eşitse A eksi C bölü 2, A eksi C bölü 2 diye ayrılır mı? Ayrılır. Kural olarak bence şunu bil. Dikmeleri çiz. Parçalar eşit. Bu kadar. Bunu bil. Yeterli olacaktır senin için. Sonra şuraya geldik. Ya AC ile BD birbirine dikse. Ben bunu hiç kullanmıyorum. Senin de kullanmanı aslında istemiyorum. Ama aslında bir ispat yöntemi gibi düşünebilirsin. Şimdi öncelikli olarak AC ile DB birbirine dikse burada ne geliyor? Vallahi kuralı ben de bilmiyorum ama bir kural oluşturabiliriz aslında. Şu geliyor aslında. Hocam şu H'sa eğer alan H kare geliyor mesela. Hani direkt kısa bir ispat yaptım böyle. Niye? Ya da burası H'sa zaten burası da H oluyor. Sebep? Bak şimdi kardeşim. Şurası H ama unutma bunu. Hocam köşegenler dik kesmiş. Köşegenler dik kesmişse şunlar birbirine eşit ve şunlar birbirine eşit değil miydi? İkizkenar yamukta. Evet. A ikizkenar dik üçgen burası. 45-45-90 üçgeni geldi. Hocam burası da 45-45-90 üçgeni geldi mi? Geldi. Burada ne olacak o zaman? Hatta alanla ilgili bir A ve C ile de ilgili bir işlem de yapabiliriz aslında. A ve C ile de ilgili bir işlemde yapabiliriz aslında ama gerek de yok. Burası hani C bölü kök 2, C bölü kök 2. Burası A bölü kök 2, A bölü kök 2. O zaman toplamları şu köşegenler çarpımının yarısından A ve C ile ilgili bir formül elde edebiliriz. Gerek var mı? Yok. Sayılar olduğunda zaten biz bunlara rahat bir şekilde ulaşırız. E hocam burası 45-90 ise bak burası da 45 oldu. Bak şu parçayla şu parça birbirine eşit oldu mu? Oldu. Biraz önce h çarpı x alanı da eşit diye ispatlamıştık. Bilmeyin demiştik ama h kareyi ben de oradan öyle ispatladım. Hani bununla ilgili bir şey gördüğün zaman eski bilgilerinle sonuca da rahat bir şekilde ulaşırsın bence. Burada böyle yazacağım özelliklerle falan filan hiç oyalanma. Hiç oyalanma. Hadi bakalım geldik dik yamuğa. Dik yamukta da arkadaşlar dik üçgen oluştur. Başka bir şey yapma. Ekstradan bir 90 derece varsa dik yamuğun içerisinde. Bunu daha öncesinde de görmüştük. 90 dereceler havada uçuşuyorsa alfa beta. Alfa beta'ya dalacaksın kardeşim. Öncelikli olarak uzunluklarla ilgili bir şey verildiğinde şöyle dikdörtgen oluştursun, dik üçgen oluştursun. A iken, C iken burası C olur, A eksi C olur, burası da H olur ve burada Pisagor yaparsın. Şuradaki kenarı da bulmuş olursun zaten. Ya da bunlardan bir tanesi eksikse bunlardan bir tanesini de bulmuş olursun. Hocam alan alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 yine geçerli. Ya da dikdörtgenin alanı artı dik üçgenin alanı deyip sonuca ulaşırsın. Dik yamukta bir tane özellik var. O da şu. Köşegenler dik kesişirse. Hocam köşegenler dik kesişirse h kare eşittir a çarpı c diye bir formül var. Ben bunu böyle sorular gördüğüm zaman ezbere mi yapıyorum? Yine hayır. İki şekilde ispatını yapabilirim. Birincisi şu. Hocam dışarıda paralel kenar oluşturursam 90'sa şununla şu paralel ya. Burası da 90 dikten dik çizildi. C iken burası da c oldu. H kare eşittir a çarpı c buradan geliyor 1. Ya da en fazla kullandığımız teknik. Hocam 90'lar havada uçuşuyor. Dalarız alfa beta'ya. Dal kardeşim alfa beta'ya. Alfa beta. Alfa, beta, alfa, beta. Hocam alfa, betalar çok. Kenarları seçerekten üçgenlerin benzerliğini belirlemiyor muyduk? Evet. Ben hangi üçgeni benzerlikte seçebilirim? Şu üçgen. İki kenarı yok. Seçemem. Ama şu üçgene bak. İki kenar mevcut mu? Mevcut. Bu üçgeni benzerlikte seçebilirim. Alfa, betalı üçgen. Bir de hangi üçgen? Hocam bu da alfa, betalı üçgen ve iki kenarı var. Zaten üçgen benzerliğinde alfa, betaya daldığında onlarca üçgen hatta yüzlerce üçgen gelse bile bizim seçimimiz çok önemliydi. Onda da iki kenarı belli olan hatta x varsa da x'i de kenardan seçiyorduk. İki kenarı belli olan üçgenlere benzerlik uyguluyorduk. Hadi bakalım şu üçgenle şu üçgene benzerlik uygula. Alfanın karşısı c'nin. Alfanın karşısı burada sarıdan başladığım benzerliğe h oranı eşittir. Burada betanın karşısı h'ın. Buradaki betanın karşısı a'ya oranı deyince işler dışlar yapınca h kare eşittir a çarpı c geliyor mu? Geliyor. Gördün mü? Yani herhangi bir şekilde formül ezberlemeye gerek var mı? Yok. Temel şeyleri bildiğiniz zaman sonuca çok rahat bir şekilde ulaşırsınız ama şartımız ne? Üçgenlerin iyi olması lazım. Üçgenlerin böyle çok kötüyse tamam formülleri ezberleyebilirsin ama sen benden çalıştıysan ve buralara kadar geldiysen her şeyin üçgenden yapılabildiğini farkındasındır ve geometrinin %95'inin dik üçgen ve benzerlikten oluştuğunun farkındasındır. En azından bu dik üçgene ve benzerliğe artık bundan sonra daha iyi bir şekilde hakim olman gerektiğinin farkındasındır. Şöyle bir o konulara da şöyle bir tekrar edebilirsin. Evet gençler böylelikle ne yaptık? Kısa tekrarımızı hallettik. Sırada ne var? Klasik soruların çözümleri var. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABCD yamuk şunlar birbirine paralel verilmiş. Bir de 120 derece verilmiş x soruluyor. Burası alfa iken burası da 2 alfa verilmiş. EBA açısına alfa dersem CBA açısı 2 alfaymış. Şunlar paralel ya. Doğruda açılardaki U kuralından dolayı şu ikisinin toplamı ne yapacaktır? Zaten 180 yapacaktır. Yani buradaki açı kaç yapıyor? 60 derece yapmak zorunda. 120'nin 180'e tamamlayan açısı. Burada 3 alfa 60'a eşitse alfayı buradan kaç bulduk? 20 bulduk. Alfa 20 ise şu dik üçgenden dolayı 20-90 ise burası 70'tir. Yine U kuralından dolayı 70 ile x'in toplamı da ne yapmak zorunda? 180 yapmak zorunda ve böylelikle x'i kaç buluruz? 110 derece olarak buluruz. Yani örnek 1 Cihan çıktı. Geldik örnek 2'ye. ABCD bir yamuk otomatikman zaten şunlar birbirine paralel. Eyvallah. 70'i kullanacağım ben şimdi. Bir de şunlar eşit verilmiş. Z kuralı var burada. Burası da 70 oldu. 70 90 160 yaptı. Buraya kaç derece kaldı? 20 derece kaldı. İkiz kenarlığı kullanayım. Tepe açısı 20 derece ise 180'den 20 çıkart. 162'ye böl. 80 80 oldu burası. Alfa isteniyor. U kuralından dolayı alfa ile 80'in toplamı da nedir? 180'dir. Dolayısıyla alfayı da böylelikle 100 derece olarak buluruz. Yani ikinci soru Balıkesir oldu. Geldik 3'e. Formül vardı. Gerek var mı? Yok. Niye? Çünkü sen şuradaki şeyden dolayı Üçgende ort tabandan dolayı ve şuradaki ort tabandan dolayı şuradaki değerleri bulabilirsin. Şurası 4 ise burası kaç yapar? 2. Aynı zamanda şuradaki ort tabandan 4 ise burası da 2 mi? Evet. Şimdi buradaki sayımız da arkadaşım orta taban 10 artı 4 bölü 2 yani 7 yapmalı. 2, 2, 4'ü buradaysa buraya da kaç kaldı? 3 kaldı. Yani formüle gerçekten gerek yok. Normalde 10 eksi 4 bölü 2'den de bulabiliyorsunuz. Örnek 3 Ceyhan oldu, geldik örnek 4'e. Evet, paralellikler verilmiş. Şu paralel, şu paralel. Bir de bu paralel verilmiş. Arkadaşım şuraya bakacak olursan öncelikli olarak ne var burada? Şurada bir ort taban çizgisi var. Bu ort taban çizgisi. Yani üçgen bilgilerinizi kullanmaya devam edeceksiniz. 6 ise burası kaç yaptı? 3 yaptı. EF'yi 7 vermiş. Bitti soru. EF uzunluğunu zaten 7 vermiş. O zaman x'e kaç kalıyor? 4 kalıyor. Yani dördüncü soru denizli oldu. Geldik 5'e. Evet gençler, sayılar verilmiş ve paralellikler var. Şu paralel, şu paralel, bir de şu paralel verilmiş. Bak sayılar beni yönlendiriyor. Hocam şununla şu paralelliğe bakacak olursam şöyle bir temel orantı var mı? Var. 3 bölü 4. Yani 3K iken burası 4K olmalı. Buraya ne kaldı? K kaldı. Sonrasında şimdi şu paralelliğe bakacak olursak hocam burada da şöyle bir temel orantı var. K bölü 4K eşittir 3 bölü X mi yapacak? Evet 3 bölü X yapacak. Buradan K'lar gitti. X de böylelikle 12 çıktı. Yani 5. soru denizli oldu. Geldik 6'ya. 6. soruda. Valla soruda ne var? Hocam 90 derece karşılık getirebiliriz. Ya da en etkili silahımız. Bak eşitlik var ya burada. Eşitlik varsa aklımıza ne gelir? Orta taban. Hemen orta tabanı çizelim. Hop çizdik. Orta taban çizgisi ne olacak? Şunlara paralel olacak. Hocam bu orta taban çizgisi olduğu için 8, 8 oldu. Ve paralel olduğu için bu 90 ise burası da 90. Burası da 90 oluyor dolayısıyla. Aa burada ne çıktı? 1, 8, 17 dik üçgen. 8, 15, 17 üçgeninden 15 çıktı. Ve 15 orta taban çizgisi ya. 15 neye eşittir? X ile 20'nin toplamının yarısına eşittir. X artı 20 bölü 2. Yani 30 eşittir X artı 20 ise X'i de böylelikle 10 olarak buluruz. Dolayısıyla örnek 6 Akçay oldu. Geldik örnek 7'ye. Şimdi ne var burada? 45 derece mantığını ben bir kere kullanmak zorundayım. Dik yamuk verilmiş. Tamam, dik yamuksa burası da nedir? 90 derecedir. Açıortay da kola dik çizilmiş. E ne yapacağız? Diğer kola da biz bir dik çizebiliriz. Şöyle bir dik çizdiğimde hop şöyle kollara çizilen dikmeler birbirine eşitti. Yani burası da 3 oldu. BC isteniyor bizden. Neresi BC? Şurası. Arkadaş 45 derece var burada. 45'in mantığını kullanmak zorundasın. Ne yaparsın? Hop şöyle dik çizerek. Diki çizdiğin zaman 45 90 ise burası da 45 oldu. Yani şurada bir dik üçgen çıktı karşıma. Hocam şu 5'i kullanacağım. Burası 5 iken burası da 5 mi? 5. Xkenar dik üçgen. Burası 5 iken burası da 5 ve burayı kaç buluruz? 5 kök 2 olarak buluruz. Bizden de zaten BC isteniyor. Cevap 5 kök 2. Geldik 8'e. Evet 6 var 8 var. Hemen insan şöyle bir şey yapası geliyor değil mi? Ama dur. K var 3K var. Oranlama varsa ne vardır büyük ihtimalle? Oranlama varsa benzerlik vardır. Oranlamayı kullanacaksın. İçe paralel çiz. Ben paralel çizmeyi içeri doğru tercih ederim genelde. Ama içe çizdiğimde kelebek çıkmıyorsa hani o paralel çizdiğimizde kelebek ya da temel orantının oluşması lazım. Ama burada kelebek çıkmadı. O zaman dışarıya uzatacağız. Dışarıya uzattık. Dışarıya uzatınca şurada bir kelebek var mı? Var. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam 3'e 1. 3'e 1. Yani o zaman burası ne oldu? 3'e 1 ise eğer 6 ise 3'te 1'i 2 yapar burası. Aa burası 8. Burası da 8 oldu. Nasıl bir üçgen çıktı? 45. 45. 90 üçgeni çıktı. 45 90 ise burası da 45. Burası da 45. Burası da 45. Buradan güzel bir şeyler geldi. Benden x isteniyor. Bak 45 45 90 üçgeninde burası 2 ise kök 2'ye bölünmüş hali kök 2 kök 2 yapar. Burası da ne yaptı o zaman? 3 kök 2 yaptı. Burası da 3 kök 2 yaptı. Benden ne isteniyor gerçi? X isteniyor. Şuradaki dik üçgene bakalım. 8 8 iken buranın 8 kök 2 olması lazım. Kök 2'si buradaysa buraya ne kaldı o zaman? 7 kök 2 kaldı. Dolayısıyla cevap Edremit oldu. Üçgen bilgisi kardeşim. Geldik örnek 9'a. İkizkenar yamuk. İkizkenar yamukta neydi? Köşegenler birbirine eşitti ve aynı zamanda kendi çapında ayırttıkları yerler de birbirine eşitti. Aa burada ikizkenarlık var. 40'sa o zaman burası da 40 oldu. 40 40 80. Buraya kaç kaldı? 100 kaldı. Hocam şuradaki üçgende 70'i artık kullanalım. 2 iç açı 1 dış açı değil mi? Yani 70 artı alfa eşittir 100 olacağından alfayı da böylelikle 30 derece olarak buluruz. Örnek 9 denizli oldu. Denizli demeyeyim. Dur bir yorumda gördüm. Hocam Denizli demeyin, bir kere de Diyarbakır deyin dedi bir arkadaşınız. Buradan o arkadaşa selam olsun. Diyarbakır oldu örnek 9. Geldik örnek 10'a. Arkadaşım ne isteniyor? Alan ABCD. Bu alanı bulmak için alt taban artı üst taban yüksekliği bulmalıyız. 45'in mantığını kullanmalıyız burada. Çek buradan bir 90 derece bak. Özel açı mantığını kullanıyoruz. 90'ın karşısı 10 ise 45-45-90 üçgeninde kök 2'ye bölünmüş hali. O zaman burası 5 kök 2, 5 kök 2 mi yapar? Evet. Şimdi benden şey isteniyor. Bunun alanı. Bunun alanı nedir? Şu yüksekliktir arkadaşım. Bu yükseklik burada ve burada iki paralel doğru arasında aynıdır. Yani burası yine 5 kök 2'dir. Alt taban artı üst taban. Bu alan yani 7 artı 1 çarpı yükseklik yani 5 kök 2 bölü 2. Şununla şu sadeleşse 4 yapar. 4 kere 5 20 kök 2 yapar cevap. Yani Edremit oldu 10. sorunun doğru cevabı. Geldik 11. soruya. Kardeşim açıortayı kullanacağım. Kola dik çizmiş. Ne yapacağım? Diğer kolada ben bir dik çizeyim. Kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Yani burası da 1 oldu. Benden alan isteniyor. Alt taban belli, üst taban belli. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik. Bak yüksekliğimiz kaç oldu? 4 bölü 2 bize sonuca ulaştırır. 12 ile 2 sadeleşse 6 yapar. 6 kere 4 de kaç yapar? 24 yapar. Evet örnek 11 Ceyhan oldu. Bu arada kalemi biraz daha incelttim. Yorumda da görmüştüm bunu. Sanki böyle daha hoş oluyor. Evet geldik şuraya. Örnek 12. Bir dakika. Alan ABCD. Ceyhan oldu değil mi? Evet 11. soru Ceyhan oldu. Geldik 12. soruya. Şuradaki alan isteniyor. Yamukta yanaklar birbirine eşit değil miydi gençler? Evet. Şu yanakla bu yanak birbirinin tıpkısının aynısı. Ama üçgen alanı varsa alan dağıtımı olacak. O zaman ben şuna dikkat etmeliyim. Oranlamalara bakmalıyım. Şurada bir kelebek benzerliği var mı? Var. Kelebekteki oran kaça kaç? Kelebekteki oran 4'e 12. 1'e 3. Hocam A ise 3A. B ise 3B. Sonra ne yapacağım? Dik yamuk. Burası da 90 derece. Ya bu dik üçgenin alanını bulup şurada alan dağıtımı yapacağım. Ya da şu dik üçgenin alanını bulup şurada alan dağıtımı yapacağım. Şu daha kolay. Hocam 4 ve 8. Öncelikli olarak alan dağıtayım burada. A'da kalan A ise 3A'da kalan 3A'dır. Hatta devamında da yine alan dağıtabilirim ben. B'de kalan A ise 3B'de kalan da 3A'dır. Hatta burası sonra B'de kalan 3A ise 3B'de kalan da kaç? 9A oldu. Alan dağıtarak gittim. Kelebekteki oran 1'e 3 ya. Karesi alanlar oranı da diyebilirdik gerçi burada. Neyse ben 4A alanını bulabilirim. Şu kenarlar çarpımı 4A alanı neye eşit? 4 çarpı 8 bölü 2'ye eşit. 4 çarpı 8 bölü 2'ye eşit. 4'ler nanay. A da 8 bölü 2'den 4'e eşit oldu. İşte bizden de 3A isteniyor. 3A neye eşit olacak? A yerine 4 yazarsam cevap 12 oldu. Bizden CB isteniyor zaten. Yani kaçıncı soru? 12. soru. Akçay oldu arkadaşım. Geldik 13'e. Açıortaylar nasıl kesişiyor? Dik ve orta taban üzerinde kesişiyor. Tam burası orta nokta. Şunlar da paralel verilmiş. Madem burası orta nokta, şunun devamı ben zaten şunlara paralel çizecek olursam bu doğrusal olmuş olacak. O zaman orta taban üzerinde kesişti. 5, 5. Hatta 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem üçlü de var. Burası da 5 oldu. Bizden ne isteniyor şimdi? Bizden alan isteniyor. Hocam orta taban çizgisi var elinde. Orta taban. O zaman alan alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 de diyebiliriz. Ya da direkt orta taban çarpı yükseklik de diyebiliriz. Ama yükseklik yok hocam. Aslında var. Yükseklik tamamı değil midir? Bu orta taban çizgisi üzerinde ya. Bunlar da birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Ya da açıortay. Kola dik çizilmiş. Diğer kola da sen dik. Buradaki dikler de birbirine eşit deyip buranın da 4 olduğunu görürsün. Ya da orta taban çizgisi bu yüksekliği de iki eşit parçaya ayırır. O yüzden yükseklik kaç oldu? 8 oldu. Alan ne olacak? Orta taban çarpı yükseklik. Orta tabanımız kaç? 10 çarpı yüksekliğimiz kaç? 8. Dolayısıyla 80 çıkar. Yani 13. soru Ceyhan oldu. Geldik 14. soruya. Alan ABCD nedir? Arkadaş eşitlik gördüğümüz zaman aklımıza ne gelecekti? Hop şu. Şu alan tüm alanın nesi oluyordu? Yarısı olacaktı. Bu üçgenin alanı da 6 çarpı 8 bölü 2. 48 bölü 2'den 24. Bu alan 24 ise tüm alanda 24 çarpı 2. Yani kaç yapıyor? 48 yapar. Dolayısıyla örnek 14 Akçay. Geldik örnek 15'e. Yani dik üçgen oluşturma, dikdörtgen oluşturma falan filan arkadaşım. Ne yapacağım? Burada bir dik yamukvari bir şey var. Şuradan bir dik çizince olay bitiyor. Hatta bu ikizkenar dik üçgen. Şuradaki açıları da yazalım. 45-45. Buradan dik çizdim ben. 45-90 ise burası da 45 yaptı. Burası da 45 yaptı. Yani şu parçayla şu parça eşit. Hatta bu parçayla da şu parça eşit. 12'ye 6. 6. Hatta burası da 6 oldu. Sonra AE'yi vermiş bana. 12. Başka bir şey vermiş mi? Şunlar birbirine eşit verilmiş. Şuradaki x isteniyor. Bir şey daha verilmiş olması lazım. Bak verilmiş. Alan verilmiş. Alan DEA. DEA. Neye eşitmiş? Bu alan DEA'yı ben bulabilirim. Tabanım 12, yüksekliğim 6. 12 çarpı 6 bölü 2. Aynı zamanda alan EBCD'ye eşitmiş. EBCD. Tamam. Şuradaki alana eşitmiş aynı zamanda. Arkadaş burası 6 iken burası da 6 değil mi? Evet. Burası x ya. Hocam buraya x eksi 6 kaldı. Çünkü niye? Şunun da tamamı x olacak. O zaman buraya x eksi 6 kaldı. Buradaki yamuğun alanı alt taban artı üst taban. Yani x ile x eksi 6'yı toplarsan 2x eksi 6 çarpı yükseklik bölü 2. İşte alanların eşitliğini koyduk. Hop şunlar gitti mi gitti. 6'lar gitti mi gitti. 12 eşittir 2x eksi 6 yaptı. 18 eşittir 2x yaptı. Ve böylelikle x'i de kaç bulduk? 9 bulduk. Yani örnek 15 böylelikle Balıkesir oldu. Ve gençler klasik soruları böylelikle hallettik mi? Hallettik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda, yani 9. gün 2. videoda ne yapacağız? Bu konunun, yani yamuk konusunun yeni nesil sorularının çözümlerini yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.